Şimdi ise önceki videomuzda yazdığımız kodları kartımıza gönderelim. İlk önce bu target kısmından alttan create exe işaretlememiz gerekiyor. Exe dosyasının oluşması için. Daha sonra tekrar bir deneyelim. Hatamız bu yermiş gözükmüyor. Şimdi ise ctlink utility'ye gelelim. Kartımızı bağlayalım. Daha sonra buradan program kısmından. Buradan şimdi dosyamızı bulalım. 28 DMA. Daha sonra buradan object kısmından DMA'yı start diyerek gönderiyorum. Yani şu an kartıma gönderildi kod. Bağlantımıza da bakalım isterseniz. Zaten bağlantımızı bir videomuzda yapmıştık. Buradaki mikrofonu kullanacağız. Dışarıdan gelen sesleri ADC şeklinde okuyacağız. Mikrofonumuz da VCC 3.3 volta bağlı. Out kısmı PA0'a bağlı. GND kısmı ise GND'ye bağlı. Şimdi biz STM Studio'ya gelelim ve değerlerimizi görelim isterseniz. Buradan STM Studio'ya geliyorum. Buradan curve table olarak değiştirelim. Daha sonra şuradan da aşağı kısmı alalım. Import diyelim. Ve buradan AXF dosyasını bulalım. Masaüstü doküman kısmında DMA'yı bulalım. DMA'yı. Object ve DMA AXF file'ını seçiyorum. Burada değerlerimiz geldi. Bizim okuyacağımız ADC 0 değeri. Bunu import diyorum. Daha sonra kapatıyorum. Buradaki değerimiz ise sent to diyerek table'ımıza gönderelim. Buraya da geldi. Şimdi şu kısımdan yeşil kısımdan ise çalıştıralım. Değerlerimizi görelim. Evet, değerlerimiz geldi şu an. 1900'lerde. Şimdi ses çıkartarak ve mikrofonu vurarak değerimizin değişimini izleyelim. Gördüğünüz gibi 2000'e çıkıyor. Tekrar da iniyor. Bir sonraki dersimizde potansiyometremizde ADC bir channel'dan okuyacağız aynı anda. Hem mikrofonumuzu hem potansiyometremizi. Bunu ise ADC value array'imizi ikiye çıkartacağız. Ve burada 0 ve 1 değerlerini aynı anda okuyabileceğiz. Yani multi bir okuma yapacağız. Bir sonraki dersimizde görüşürüz. Bu videomuz bu kadar olsun. Ve bunu da durduralım. STM stüdyomuzda durduralım.